Merhaba çocuklar. Sizinle bu videomuzda cins adlar konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda başlayalım. Aşağıdaki noktalı yere uygun kelimeyi yazınız. Aşağıdaki cümleyi okuyalım. Canlı, cansız, bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelere nokta 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 denir. Evet çocuklar. Dünya üzerinde bulunan canlı, cansız, bütün varlıkları ifade etmemizi ve ayırt etmemizi sağlayan kelimelere bizler ne diyorduk? Tabii ki de ad veya isim diyorduk. O zaman noktalı yerlere ad veya isim yazarız. Mustafa Kemal Atatürk kitapları çok seviyordu. Cümlesindeki kelimelerden hangisi özel addır? Çocuklar, bu cümlede Ulu Önderimizin adına ve soyadına yer verilmiş. Bizler sizinle insan adlarının ve soyadlarının birer özel ad olduğunu öğrenmiştik. Yani bu cümlede yer alan Ulu Önderimizin adı ve soyadı birer özel addır. Cevabımız Mustafa Kemal Atatürk olur. Yağmur ve Beril onar kitap okudu. Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisi cins addır? Çocuklar, altı çizili kelimeleri sırasıyla kontrol edelim. İlk kelimemiz yağmur. Yağmur burada bir insan adı olarak geçiyor. Yani çocuklar bir özel addır. İkinci kelimemiz beril. Beril de bir insan adı olduğu için bir özel addır. Üçüncü kelimemize baktığımız zaman ise üçüncü kelimemiz kitap kelimesi. Çocuklar, kitap dediğimiz zaman aklımıza dünyada bulunan milyonlarca kitap geliyor, değil mi? Evet çocuklar. Yani benzerine çokça rastlanan bir varlık, kitap. O zaman kitap bir cins addır, değil mi çocuklar? Evet. Şıklarımızı kontrol edelim. A şıkkı yağmur demiş. Yağmur özel bir attı. Cevabımız bu değil. B şıkkı beril. Beril de özel bir attı. Cevabımız bu da değil. C şıkkında kitap yazıyor. Evet, kitap bir cins attı. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıda verilen cins adları özellikleriyle eşleştiriniz. İlk cins adımız anne. Çocuklar, anne akrabalık adları kategorisinde yer alır. İkinci kelimemiz orkide. Orkide çok güzel bir çiçeğin adı, değil mi? Evet, çocuklar, orkide bitki adları grubunda yer alır. Üçüncü kelimemiz şişe. Çocuklar, şişe bir eşya adı olduğu için eşya adları ile eşleştirebiliriz. Dördüncü ve son kelimemiz avukat. Avukat bir meslek adıdır, değil mi? Yani meslek adları grubunda yer alır. Edirin İzmir'e uçak ile gidecek. Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili kelimelerden hangisi cins addır? Çocuklar, bu cümlede üç kelimenin altı çizilmiş. Birinci kelimemiz Ecrin. Ecrin bir insan adıdır. Bir insan adı olduğu için de bir özel addır. İkinci kelimemiz İzmir. İzmir bir şehir adıdır. Şehir adları da birer özel addır. Üçüncü ve son kelimemiz uçak. Uçak bir hava taşıtıdır, değil mi çocuklar? Ve dünyanın neresine gidersek gidelim, uçak dediğimiz zaman aklımıza bir hava taşıtı gelir. Yani dünyada bir tane değildir. Benzerine çokça rastlanır. O zaman uçak bir cins addır. Yani cevabımız uçak olmalı. Çocuklar, şıkları kontrol edelim. Uçak kelimesinin bulunduğu şıkkı işaretleyelim. Evet, uçak kelimesi C şıkkında yer almış. O zaman B şıkkını işaretleriz. Aşağıdaki cümlelerde özel isimlerin yazımı ile ilgili yapılan hataları düzeltiniz. İlk cümlemizi okuyalım. Poyraz'ın kuşu Cikcik'in suyu bitmiş. Çocuklar, soruda bizden özel isimlerle ilgili yapılan hataları düzeltmemizi istiyordu, değil mi? O zaman bu cümlede yer alan özel isimleri bulalım öncelikle. Bu cümlede iki tane özel isim var. Birisi Poyraz, bir diğerisi Cikcik'tir.
Poyraz bir insan adıdır. Bu yüzden de özel bir attır. Çikçik de Poyraz'ın kuşuna verdiği bir isim. Çocuklar, bizlerin hayvanlarımıza verdiğimiz isimler de özel isimdi, değil mi? O zaman Cikcik de özel bir isimdir. Evet, şimdi Poyraz ve Cikcik sözcüklerini kontrol edelim. İkisi de büyük harfle başlamış, doğru. Çünkü özel isimler büyük harfle başlamalıdır. Ancak çocuklar, Poyraz'ın kelimesine dikkat edelim. Poyraz'ın derken, Poyraz kelimesine gelen ın ekinin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu, değil mi? Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalıdır. İşte bu yüzden Poyraz'ın dediğimiz zaman ın eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır. Bakın, Cikcik de özel bir at ve Cikcik'e gelen in eki kesme işaretiyle ayrılmış. Ancak Poyraz'a gelen ın ekini ayırmayarak bir hata yapılmış. Doğrusu bu şekilde olmalıdır. İkinci cümlemizi okuyalım. Dün Cumhuriyet Caddesi'nde kaza oldu. Bu cümledeki özel adımızı bulalım. Çocuklar, cadde, sokak, mahalle isimleri de birer özel attı, değil mi? Evet. O zaman bu cümlemizdeki özel adımız Cumhuriyet Caddesi'dir. Cumhuriyet Caddesi'nin yazımını kontrol edelim. Çocuklar, özel adların ilk harfleri büyük başlamalı, değil mi? Evet. Ancak buradaki Cumhuriyet Caddesi'ne baktığım zaman ilk harfi büyük olarak yazılmamış. Yani bir yazım yanlışı yapılmış. Doğrusu bu şekilde olmalıdır. Özel isimler büyük harfle başlar ve özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yukarıdaki kelimelerden cins ad olanları işaretleyiniz. İlk kelimemiz telefon. Çocuklar, telefon bir iletişim aracıdır. Ve dünyanın neresine gidersek gidelim, telefon deyince aynı iletişim aracı aklımıza gelir, değil mi? Dünyada milyonlarca telefon vardır. O zaman telefon bir cins addır. İşaretleyelim. Bardak. Bardak da yine bir eşya adıdır, değil mi? Bir şeyler içmek için kullandığımız bir eşya. Çocuklar, bardak da dünyada bir tane olmadığı için bir cins addır. İşaretleyelim. Üçüncü kelimemiz Japonya. Japonya bir ülke adıdır. Ülke adları da birer özel addır. O zaman bunu işaretlemeyiz. Dördüncü kelimemiz koltuk. Koltuk da yine bir eşya adıdır çocuklar. Koltuk dediğimiz zaman aklımıza dünyada bulunan milyonlarca koltuk çeşidi gelir, değil mi? O zaman koltuk da bir cins addır. İşaretleyelim. Şimdi ve son kelimemiz Hatay. Hatay bir şehir adıdır. Çocuklar, şehir adları da birer özel addır. Bunu işaretlemeyiz. Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi cins addır? Çocuklar, bu kelimeleri sırasıyla kontrol edelim. Cins ad olanların altını çizelim. Daha sonra sayarak kaç tane cins ad olduğunu bulabiliriz. İlk kelimemiz çocuk. Evet, çocuk dediğimiz zaman aklımıza dünyada bulunan milyonlarca çocuk geliyor, değil mi? Evet, çocuk kelimesi de bir cins addır. Çünkü dünyada milyonlarca çocuk bulunur. İkinci kelimemiz bilgisayar. Çocuklar, bilgisayar da bir teknolojik araçtır ve bilgisayar da dünyada benzerine çokça rastlanan bir varlıktır. O zaman bilgisayar da bir cins addır. Altını çizelim. Dila. Dila bir insan adıdır. Çocuklar, insan adları birer özel addır. O zaman bunun altını çizmeyiz. Kaşık. Kaşık da yine yemek yemek için kullandığımız bir araç. Çocuklar, kaşık dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı varlık gelir. Aynı türden varlıklar gelir, değil mi? Evet. O zaman kaşık da bir cins addır. Altını çizelim. Bir diğer kelimemiz Melis. Melis de bir insan adıdır. İnsan adları birer özel addır. Çünkü dünyada bir tanedirler. Hollanda. Hollanda bir ülke adıdır.
Ülke adları da birer özel addır. Çünkü dünyada bir tane Hollanda vardır. Evet çocuklar, yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi cins addır demişti. Biz cins adların altını çizdik. Sayalım. 1, 2, 3. 3 sayısı A şıkkında yer alıyor. İşaretleyelim. Yukarıdaki kelimelerden özel adlar çıkarıldığında hangi renkteki kutular kalır? Çocuklar, bu kelimeleri sırasıyla kontrol edelim ve özel adların üzerini çizerek çıkaralım. İlk kelimemiz tekir. Tekir, insanların hayvanlarına verdiği adlardan bir tanesi. Çocuklar, bizler ne demiştik? Hayvanlara bizlerin verdiği adlar da birer özel attı değil mi? O zaman bunun üzerini çizip çıkaralım. Çünkü soru da bize diyor ki özel adlar çıkarıldığında. Yani özel adları çıkarın diyor. İkinci kelimemiz Samsun. Samsun da bir şehir adıdır. Yani bir özel attır. Bunun da üzerini çizerek çıkarıyoruz. Üçüncü kelimemiz ütü. Ütü de yine kullandığımız bir eşya adıdır. Ütü de dünyada milyonlarca bulunduğu için bir cins attır. Bunun üzerini çizmiyoruz. Cezve. Cezve de evlerimizde kullandığımız bir eşya adı olduğu için bir cins attır. Bunun da üzerini çizmiyoruz. Kalem. Kalem de yine kullandığımız bir eşya adıdır. Yani bir cins attır. Bunun da üzerini çizmiyoruz. Çocuklar, özel adları çıkardığımız zaman kalan adları okuyalım. Ütü, cezve ve kalem. Bu üçünün yer aldığı şık C şıkkıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki kelimelerden özel isimlerin karşısına Ö, cins isimlerin karşısına C yazınız. İlk kelimemiz Ceylin. Ceylin bir insan adıdır. İnsan adları birer özel addır. Hemen karşısına Ö yazalım. İkinci kelimemiz eldiven. Çocuklar, eldiven de yine bir eşya adıdır. Ve eldiven de dünyada benzerine çokça rastladığımız bir eşyadır. O zaman eldiven de bir cins isimdir. Karşısına C yazalım. Horoz. Horoz bir hayvan türüdür değil mi? Evet. Horoz dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı tür gelir. Yani horoz da bir cins attır. Karşısına C yazalım. Van Gölü. Çocuklar, göl, dağ, deniz, ova adları da birer özel attır. Çünkü dünyada bir tanedir. Van Gölü Türkiye'de bulunan bir göldür ve dünyada bir tanedir. O zaman bu da özel bir addır. Karşısına Ö yazalım. Yeşim. Yeşim bir insan adıdır. Özel bir addır. Nil. Nil de bir insan adıdır. O zaman Nil de özel bir addır. Kalem. Kalem yazı yazmak için kullandığımız bir varlık. Ve dünyada milyonlarca kalem bulunur değil mi? Yani benzeri çoktur. Ve kalem dediğimiz zaman aklımıza aynı varlık gelir. O zaman kalem de bir cins attır. Karşısına C yazarız. Süpürge. Süpürge de yine çocuklar bir eşya adıdır. Süpürge de bir cins attır. Karşısına C yazarız. Aşağıdaki kelimelerden cins at olanları işaretleyiniz. İlk kelimemiz Türkiye. Türkiye bir ülke adıdır çocuklar. Yani bir özel addır. O zaman bunu işaretlemeyiz. Çünkü çocuklar, ülke adları dünyada bir tane özel olduğu için birer özel isimdir. İkinci kelimemiz yelek. Yelek üzerimize giydiğimiz bir kıyafet değil mi çocuklar? Evet, yelek dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı şey geliyor. O zaman yelek de bir cins addır. İşaretleyelim. Mavi. Çocuklar, mavi dediğim zaman da hepimizin aklına aynı renkten olan varlıklar geldi değil mi? Mavi de bir cins attır. İşaretleyelim. Gül. Gül bir çiçek türüdür. Gül dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı tür geliyor değil mi? O zaman gül de bir cins attır. İşaretleyelim. Gaziantep. Gaziantep bir şehir adıdır. Şehir adlarının da özel ad olduğunu söylemiştik. Bunu işaretlemeyiz. Ceket. Çocuklar, ceket de yine bir kıyafettir. Ve kıyafetlerimizin isimleri de birer cins attı.
Ceket dediğimiz zaman hepimizin aklına aynı kıyafet geliyor, değil mi çocuklar? Ve ceket dünyada bir tane biricik değil. Herkesin olabilir. O zaman ceket de bir cins attır. İşaretleyelim. Gül kelimesi hangi seçenekte cins isim olarak kullanılmıştır? A şıkkını okuyorum. Sultan Gül sokakta oturuyor. Bizler cadde, sokak ve mahalle isimlerinin birer özel isim olduğunu söylemiştik, değil mi? O zaman burada Gül sokak dediği zaman bu bir özel isim olur. Yani cins isim olamaz. Çarpı işareti koydum. B şıkkını okuyorum. Gül derslerine çalışıyor. Derslerine çalıştığına göre buradaki Gül bir insan, değil mi? Bir insandan bahsediyor. Çocuklar, bize cins olan, cins isim olan Gül'ü bulun demiş. Ancak buradaki Gül özel bir isim. Çünkü bir insandan bahsediyor. O zaman cevabımız bu da olamaz. C şıkkını okuyalım. Gül en sevdiğim çiçektir. Çocuklar, bu çiçek olan Gül'den bahsediyor. Yani Gül dediğimiz zaman hepimizin aklına rengarenk ama aynı tür olan bir çiçek geliyor, değil mi? O zaman Gül burada bir cins isimdir. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Edirne'de oturan akrabasını ziyarete gitti. Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi cins attır? Çocuklar, üç tane kelimenin altını çizmiş. Birinci kelimemiz Mustafa. Mustafa bir insan adıdır ve Mustafa bir özel addır. Yani cins at olamaz. Üzerini çizdim. İkinci kelimemiz Edirne. Edirne de yine bir şehir adıdır. Çocuklar, şehir adları da birer özel addır. Yani bu da bir cins ad olamaz. Bunu da çizdim. Üçüncü altı çizili kelimemiz akraba. Çocuklar, hepimizin birer akrabası var, değil mi? Yani dünyada bir tane değildir akraba. Biricik değildir, özel değildir. O zaman akraba kelimesi de bir cins addır. Yani üç numaralı kelimemiz bir cins addır. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İlk cümlemizi okuyorum. Canlı ve cansız varlıkları adları sayesinde ifade edebiliriz. Evet çocuklar, adları olmasa onları ifade edemeyiz, değil mi? Yani bu cümle doğrudur. Başına D yazdık. İkinci cümlemiz. Lale en sevdiğim çiçektir cümlesindeki lale sözcüğü özel addır. Çocuklar, burada çiçek olan bir laleden bahsediyor, değil mi? Çiçek adları, bitki adları birer cins ad olmalıydı. Evet, oysa burada özel ad demiştik. O zaman bu bilgi yanlıştır. Y yazarız başına. Özel adların ilk harfi daima büyük yazılır. Çocuklar, bu bilgi doğru, değil mi? Hemen başına D yazalım. Bir diğer cümlemizi okuyalım. Cins adlar sadece cümle başında ise büyük harfle yazılır. Evet çocuklar, cins adlar sadece cümle başında ise büyük harfle başlar. Geriye kalan her yerde cins adlar küçük harflerle yazılır. Yani bu bilgi doğrudur. Renk adları özel addır demiş. Çocuklar, renk adları birer cins ad olmalı, değil mi? Evet, o zaman bu da yanlıştır. Çocuklar, videomuzun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.